Kamil Giner ve Romina Özbekçi ile beraber siyaset mizah ilişkisini konuşuyoruz ve böyle bir açılış yaparak konuyu ne kadar sıkıcı hale getirebileceğimi gösteriyorum. Şu hareketinde. Bu hareketle de pekiştirmiş oldum olayın ciddiyetini. Evet. Çok ciddi bir şekilde evet. Konuşmaya devam ediyoruz konuyu. Ne üzerine konuşuyorduk en son? Nutuk atıyorlar diyordunuz. Çünkü meclisin yapısı, o kürsü evet, insanı evet, nutuk evet. Atmaya yöneltiyor. Nutuk'a karşı da kendi sesini duyurmak için insanlarda bu defa çok garip bir şekilde o zaman fark etmek küfrediyor insanlarda konuşmacıya. Yani çünkü nutuk çünkü bir süre sonra demek ki bilinç altındaki belli şeyleri ateşliyor ve insanlar çok uzun zamandır bu işi yaptığınız için söylüyorum. Ve çok fazla lider gördünüz. Tanık oldunuz ya onların varlığına ya da hükümet ettikleri zamanlara. En hakikaten mizah dili yüksek lider kimdi? Ya ben Romina gerçek bir radyocu ve röportajcı. Acaba mı? Harika ya, süpersin. Ama iyi oldu. Onu ben bir bilebilsem. Mesleki yani. Deformasyon. Evet. Ya ben aslında yani o tarz bir mizah hiç yapmadım. Yani o gözleminizden söz. Gözlemem şu. Yani şeylerde hep otoriter bir dil var. Yani mizah da yapsalar, şaka da yapsalar, şey yapsalar, politikacılar da iktidara geçince otoriterleşiyorlar bir şekilde dillerinde. Onun gereği o değil mi? Yani o sebep sonuç ilişkisi biraz şey galiba. Hani adam zaten öyle olduğu için o noktaya geliyor belki de. Ama hani yok, zamanla böyle giderek otoriterleşiyor. Çok garip bir şey. Çünkü bir türlü inmedikleri için. Evet, ilk önce böyle bir şeyken, yumuşakken falan filan. Sonra giderek böyle bir otoriter üslup. Tabii şahsen tanıdığınız insanlarda bile bazen bunu görüyorsunuz. Evet, yani evet. Siyasette ilerledikçe ve makam sahibi oldukça, özellikle iktidara yakınlaştıkça falan birdenbire mesafe almaya başlıyor. Başka bir alan etrafında görünmez de olsa hissetmeye başlıyorsunuz. Bir şey oluyor. Gerçekten bir güç şeyi oluyor. Ve onlar mesela yapılan esprilerden falan rahatsız oluyorlar. Ya işte arkadaş olan milletvekili oluyor falan mesela bir arkadaş. Ya herkesin içinde bu espriyi yapmasa ne iyi olurdu falan gibilerine. Hatta bir şey varsa seni de çağırmamaya dikkat ediyor. Çünkü sen onun altındaki sandalyeyi her an çekmeye hazır bir tip olarak oraya gidiyorsun. Ya geçenlerde bir arkadaşım anlattı. Eski bir vakitte geçiyor yani işte 80'ler 90'lar vesaire. Çok yakın bir üniversite arkadaşı işte. Beraber rakı içtikleri vesaire falan. Bir ara bakan oluyor. Bunu yaptığı bir kanunla kızıyor. Mektup yazıyor. Ama hep sürekli işte kendi aralarında şakalaşan, küfürleşen falan insanlar mektubu da ulan hıyar diye başlıyor. Yani arkadaşına yazıyor çünkü gönderiyor. Adam bakan olduktan sonra mektubu böyle aldıktan sonra aldığı için bir süre kendisiyle konuşmuyor. Oysa yani çok şaşırıyordu. Makama şimdi hıyar demiş oluyor. Yani, oysa arkadaşına diyor yani şimdi bir insan arkadaşına ulan hıyar diyebilir. Makama yani diyor makamdaki ona ha. Yani tabii, demek evet. ki öyle bir yani ben artık sadece ben değilim. Ben aynı zamanda bir kurumum arkasında. Bir müesseseyim işte, gibi mi oluyor? Nasıl oluyor anlamıyorum. Yani işte geldiğin makam her ne olursa olsun herhangi bir koltuğa oturduğun zaman o nasıl bir ruh haline giriyorsan işte vali oğlum İsmail diye mail attı ya. Evet. İsmail Saymaz'a. Oğlum İsmail ne ya? Yani sen bir koskoca vali olarak radikal muhabiri İsmail Saymaz gazetecide oğlum İsmail neymiş öyle. Hem bir gecenin bir yarısı attım. Evet. Yani. Sonra ben atmadım dedi. Şifreyi evet. aldı dedi falan böyle bir peki hani mesela, nasıl bir jargon bu? Hakan Bilginer sen de işte Zaytung'un kurucususun. Biz seninle ileride çok samimi olsak, ulan hıyar seviyesine gelsek. Ben sana ulan hıyar desem birdenbire. Ama şakayla takılırken sen abi Zaytung'u da o kadar yıpratmayalım. Herkes ya siz de bir kurumsunuz mesela. Sizde niye bu olmuyor? Çünkü biz kurum değiliz ya. Yani bizde şey yok yani. O eski kurum kültürüyle falan yapılanmış bir yer değil tamam. Zaytung hani işte 5 kişi diyelim çalışıyor ama kimse 5 kişilik kurum mu olur? 5 kişilik kurum mu? Hadi diye 5 kişilik de kurum oluyor tamam. Ya, tek kişilik kurum bile olur. Alındı. Bak ya başladı. 5 kişiyle bile kurum olurdu. Başladı böyle başlıyor. Tek kişilik bile kurum diye. Ya şey var bizim hani çalışma şeklimiz bile hatta hani, genellikle kurumlar tek kişilik oluyor. Ne yapmıyoruz falan filan böyle öyle kurum mu olur şeklinde. Tabii kendinden başkasına tahmin olmadığı için. Ha 5 kişilik de tek kişilik oluyor Türkiye'deki bütün kurumların özelliği o. Değil mi? Tek kişilik kurum. Tek adam kurum. Ya şey olur hani şirketlerde falan. 5 kişisi olmaz kurum. Birinin olmaz. Maaşını yükseltemedikleri zaman onu mesela bir yerin işte yöneticisi falan ya da bir şeyin müdürü yaparlar ama altta personel yoktur falan. Yani. Öyle, yani şey makam verelim şey title verelim de hani zamsız idare durumu vardır. Onun hakkında insanlar memnun oluyor mu? Yani işte, parası aynı ama bir title'ın var ama yani ya sana bir makam veriliyor. Hani o bir miktar yiyor onu.
Ama şöyle bir şey var. Hani, ben bilmem ne bilmem ne ürün geliştirme müdürü oldum diyor mesela. Falan, hani, mesela hani. Ama bir şey değişmiyor. Aynı işi yapmaya devam ediyor. Ya, tabii ki öyle de. Ya, adam bir hani bir sosyal ortamlar, sosyal ortamlarda neysiniz? İşte bilmem ne ürün geliştirme müdürü. Bir o var. İkincisi CV'ye yazarken başka bir yere başvururken falan. Bu arada hani, ürün geliştirme müdürlerine de laf etmişiz gibi oldu. Yani. Cevap hakkı doğdu. Ya. Ya bir yandan da işte hani kariyer bilmem ne şeyinde bilmem ne ürün müdürü yani bir sonraki yerde iyi maaş alırım ümidi tabii, de tabii, onu biraz şey besliyor yani diyor. Hani. Peki bir soru soracağım hepinize, genel bir soru olacak bu. Bu mizahın da bazen cılkı çıkıp da ciddi bir siyasi mesaj var mesela, onun verilmesini engeller mi? Onun önüne geçme riski var mıdır? Mesela Gezi'de falan böyle bir risk oldu mu bir süre sonra? Yani sürekli bir espriler şakalar havada uçuşuyor ama ciddi mesajın gitmesini engeller mi eğer? Ama Gezi'de şöyle bir şey de vardı. Evet, yani sadece Gezi'den de bahsetmiyorum. Genel olarak sadece mizaha yüklenirsek, yani cevabını bilmediğin için soruyorum hakikaten. Bir değer yargım da yok okulunda. Tahmin ediyorum. Hani yine oradan örnek vereyim. Çünkü hani hepimizin çok yakın yaşadığı bir şey ve hala yaşıyor olduğumuz mevzu ya. O mizah yapılırken öte yandan insanlar direnmeye devam ediyorlardı. Yani kimse yayıp da o çimlerin üzerinde yatmadı doğrusu yani. Hani aslında, bir de o gazla suyun arasındaki 3 dakika içerisinde yapılan mizahlardı onlar. Belki gaz kafasıydı o. Yani hepimiz gazları aldıktan sonra bambaşka geçen insanlar. Geçen gün biri yaptı zaten öyle bir açıklama. Yani bilimsel olarak yaptı yani. Bu kadar çok kimyasal bir şeye maruz kaldığınızda elbette oranla bir kafa yapar dedi yani. Aslında şimdi mizahın yapılışını konuşuyoruz da hiç tüketiliş tarzını hiç konuşmadık. Yani aslında mesela birisi Zeytuk veya bir başka bir yer veya ben bir şey yaptım. Onun bir de okuyucuyla buluşması veya insanlarla buluşması var. O buluşmayı hiç kimse hesap edemez. Yani ne olacağını bilemez. Yani o enteresan, o sosyolojik bir şeye giriyor neredeyse. Sosyolojik lafından gerçi başbakan çok hoşlanmıyormuş. Onu birazcık niye hoşlanmıyormuş sosyolojik? Bilmiyorum, o geziciler gidip konuşmuşlar ya. Ama sosyolojiyi sosyoloji deyince bana sosyoloji mi? Evet doğru. Öyle bir laf etmiş. O yüzden o lafı fazla etmemek lazım. Ya birazcık şey var galiba. Hani şu eleştiri bize de zaman zaman böyle farklılardan geldiği için biliyorum. Hani hani birazcık böyle toplumdaki o öfkenin ya da tepkinin gazını alma ve hani işte iktidarın aslında işini kolaylaştırma gibi bir... Yani evcilleştiriyor mu gibi gibi yani? Evet evet ha, evet öyle bir şey var. Hani bunun ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu ben de çok şey yapamıyorum, kestiremiyorum şu anda. Belki haklılık payı da olabilir bunun içerisinde yani. Belki bu şekilde insanların zamanla kendini hani bir şey görüyor. Kendisi yapmasa bile iktidarı eleştiren bir şey görüyor. Ve iyi bir şey, yönden yakalamış ve iyi dalga geçmiş. O bir tatmin sağlıyor. Yapan adama ayrı tatmin sağlıyor. Onu okuyup da aa ulan nasıl geçirmişler diyen adama da ayrı bir tatmin sağlıyor. Ama sonuçta herhangi bir şey değişmiyor ya. Fact olarak hani. Alternatifi ne yani? Yani alternatifi yaptık, ne yapacağız o zaman? Çünkü yani biraz da gülmezsek tamamen delirir. Gibi ya evet. Yani, bu biraz saray soytarısıyla dal kavuk hikayesine benziyor hani, ya. Evet, yani bu saray soytarısı ve dal kavuk hikayesine benziyor. Yani saray soytarısının işte nedir yani? Aslında şeyde Batı Sarayı'nda bir soytarı vardı. O soytarı kralı eleştirmektir görevi yani. Kralla ilgili bayağı ciddi espriler yapar ve kralın bütün prestijini de sarsabilecek türde espriler yapar ama kralın memurudur bir yandan. Niye izin verir kral buna? Çünkü kral gücünü pekiştirmek için yani ben ona bana espri yapmasını yani herkesin espri yapmasıyla tek kişiyi uzmanlaştırarak onu saldırtması arasında bir tercih yapar ve onu kendi elinin altında tutar. İşten işe kendine yani, de dalga geçmesini mi istiyor o zaman? Yani Batı saraylarında olan bir şey yani bu. Ama bizde mesela dal kavuk var, soytarı yok. Bizde dal kavuk var. Yani mesela şimdi yandaş medya diyoruz, bir sürü orada gazeteci olmayıp da gazeteci gibi görünen tipler çıktı. Bir takım dal kavuklar çıktı filan. Onlar padişahım çok yaşa diyorlar ikide bir. Şimdi onun gibi dal kavuklar var bizde. Mesela ama edebiyatta da var bu dal kavuk. Mesela divan edebiyatında müthiş bir dal kavukluk vardır. Yani baktığın zaman sürekli metiyelerle girilir filan. Onu metiyelerden edebiyata giremezsin neredeyse. Falan böyle bir şey. Şimdi o anlamda soytarı işte bir gibi algılamıyorum ben Gezi'deki yapılan espriler veya o tarz şeyler. Çünkü demin onu o yüzden özellikle söylemek istedim. Yani tüketiliş tarzında çıkan şeyi hiç kimse hesap edemez. Mesela o espri belli bir zamanda başka bir şekilde tüketilir ama aynı espri gene başka bir zamanda son derece değişik bir şeye yol açabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hiç apolitik bir şeyden örnek vereyim. Bir keresinde ben bir karikatür çizmiştim. Bir tane yoğurtçu gördüm yolda. Yoğurtçunun
çok güzel, tam otantik bir yoğurtçu böyle. Elde hepsini şeyden hazırlamış. Yani eliyle hazırlamış. Müthiş bir, etrafta böyle koskocaman büyük posterler var. Herkes işte ne bileyim sanayi yoğurtlarının reklamını yapıyor o posterlerde falan. Fakat bu adam bütün kostümüyle şeyiyle en önemli şeyi handmade, el yapımı bir yoğurt hazırlamış olması. Ve bildiğimiz klasik yoğurtçu kostümünde. Ve elindeki çanı çalarak hadi el değmeden hazırlandı bunlar diye reklamını yapıyordu. Şimdi bu bana komik geldi. Ve ben bunun karikatürünü çizdim. Şimdi bu o sırada bana komik gelebilir. Ben bunu çizebildim ama karşıdaki insanlar nasıl algılayacak? Hemen bir yoğurt fabrikasından aradılar beni. Ertesi gün ben çok şaşırdım. Dediler ki ya bir hiçbir harika bir karikatür çizmiş. Yönetim kurulunda bugün onu konuştuk. Biz de bu sokak yoğurtçularından çok çekiyoruz. Yani siz, adresinizi benim size yoğurt gönderirim. Şimdi siz böyle bir karikatürü bu şekilde algılanabileceğini aklınızın ucundan geçiremezsiniz bile. Ama normal şartlar altında zaten mi? Öyle algılamaması da gerekiyor. Ama işte böyle çok örnek örnek olunca. Mesele koltukta. Örnek olunca. O koltuğa oturdun mu? Onlar o kadar çoğalıyor ki bu örnekler. Ya bunlar akıllı zeki adamlar. Koca yoğurt fabrikasını kurmuşlar. Yoğurtları üretiyorlar, koltuk. Satıyorlar. Ve ama her şey onlarla ilgili oluyor değil mi birdenbire? Evet. Çok mesela bir tane bir keresinde gene apolitik bir örnek vereyim. Adapazarı'na gitmiştim. Adapazarı'nda her yerde tabela var. Ama her yerde tabela. Ya inanılır gibi değil. Mesela şimdi mesela bir köfteciye giriyorsun. Köftecinin üzerinde köfteci yazıyor. Yandaki kolonlarda köfteci yandaki kolon dönüyor. Orada da köfteci yazıyor. Anladık. Pencere altlarında köfteci. Öbür tarafa dönüyor köfteci yazıyor. Bir de araba park etmesin diye böyle üzerinde köfteci yazıyor. Şeyler koymuşlar. Şimdi böyle her yer köfteci falan. Sonra ben ulan dedim nasıl böyle bir şey? Acayip bir şey. Ama mesela eczane de öyle yani. Sadece köfteci falan. Sonra gittim bir tabelacı var. Tabelacı da her yerini tabelacı diye atmış. Bunu çizdim. Yani sonunda bir tabelacıyla bitiyor. Ya tabelacılar derneğinden aradılar beni. Çok ilginç. Şey diyor ya diyor siz bizi mi eleştiriyorsunuz diyor. Ya yani bu ne demek yani? Meğerse tabelacılar derneğinin öyle bir lobi oluşturabilecek kadar bir şeyi var yani. Tabelacılar derneği var. Varmış yani. Varmış ve beni aradı. Ve alınıyorlar. Hatta alındılar ve bayağı da hakaret etmiş şeyler söylediler falan. Yani böyle evet. Bu tek başına bir meczup değil yani. Bayağı tabelacılar. Evet, bayağı tabelacılar. Yönetim kurullarında konuşmuşlar falan. Yani şimdi böyle. Masaya yatırılmış o karikatür yani. Üzerine konuşulmuş. Konuşulmuş işte böyle bir şey. Şey mesela bizim o 12 Eylül döneminde çizdiğimiz mavi karikatürlerini mesela işte. Çünkü evet oyu maviydi, evet. Hayır oyu. Yani hayır oyu maviydi, evet hayır, oyu şeydi. Maviydi. Şimdi o dönemde iki tane sansür var. Ben onu tabii ki kabul etmemek için birkaç karikatür çizmek istedim. Fakat gazetenin de o zaman böyle bir sansür panosu vardı. İşte şu konularda karikatür çizilemeyecek ya da yazı yazılamayacak falan diye. İşte gazetenin de sansürünü aşmak gerekiyor. O zaman Hasan Cemal vardı. Hasan Cemal'in anlamadığı ama askerlerin anladığı bir şey çizmek. Yani çünkü Hasan Cemal anlamazsa basacak. Sansüre uğratmayacak. Hem Hasan Cemal'i çalım atmanız gerekiyor hem hükümete çalım atmanız gerekiyor. Bir farklı taraflar var. Bir de asker de anlasın ki yani onu eleştirdiğimizde birileri anlasın. Bir de halk da anlasın. Yani genel yönetmeninin anlamayacağı ama askerin eleştirdiğini anlayacağı bir şey tutturmamız gerekiyor. Bir şey tutturmak gerekiyor. Zor bir şeydi. Mesela bir karikatür çizdim ben. Yani karikatür olarak bence hiçbir değeri olmayan bir şey ama işte o dönem içinde bir çok müthiş bir anlamı oldu. İşte her yeri mavi olan bir ülke. İşte ne bileyim işte denizin mavi, gökyüzü mavi, işte insan şeyleri, ağaçları mavi, bilmem parkları mavi, mavi 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 olan, işte o mavi lafını, hayır oyunu olacak olan mavi lafını güzel. Ya gözleri niye beyaz diye halka böyle biraz küfreden, şey yapma, eleştiren bir yazı. Ve sonunda da gözleri olmayan, görmeyen, gerçekleri görmeyen birisini çizmiştim. Hasan bundan hiçbir şey anlamamış. O yüzden basıldı karikatür. Fakat iki gün sonra mesela Kenan Evren bununla ilgili çok sert bu karikatürü okuyor. Çok sert bir konuşma yaptı. Vatan hainleri bakın ne yazıyor diye. Ve şöyle bir şey söyledi. Ya dedi gökyüzünün mavi olması iyi bir şey değil ki dedi. Gökyüzü gri ve beyaz olsa bulut olur. Yağmur yağar. Ekinler şey olur dedi falan. Şimdi o böyle bir tartışma başlattı. Sonra bu sırada... Sen hiç ekran bulamadın. Türkiye'de böyle bir tartışma başlıyor. Şimdi bu sırada Selahattin diye bir arkadaş dış haberlerinde... Bir şey değil diyen bir junta lideri var yani. Bir dış haberlerde çalışan Selahattin diye bir arkadaş vardı. O da bir espri yapmış. O sırada mavi kartlar var. Otobüs kartları falan. Şeyle, mavi kartlar değiştirilecek diye İETT Genel Müdürü bir açıklama yaptı. Mavi kartların renginin mavi olması müthiş bir ideolojik şeye yol açıyor diye. O yüzden ama bunu bütün isimleri doğru olarak böyle tam bir Zeitung haberi işte bu.
O şimdiki Zeitung şeyinin belki haberi. Öyle bir şey yaptı. Fakat bunu hepimiz güldük falan. Sonra bunu da çöpe atmış. Hatta yere atmış. O sırada gececi gelen sekreterlerden biri de ya yerde bir sürü haber var falan. Onları haber sepetine atmışlar. Bir tanesi görmüş, aa bu kadar iyi bir haber, bütün hepsi doğru, bunu ben birinci sayfadan gireyim dedi, demiş. Ve birinci sayfadan bu fake haber, yani girdi. Yani Zeytung'un atası bu haber oluyor, böyle başlamış Zeytung aslında. Ve böyle girince birdenbire korkunç bir şey oldu tabii. Sükuyet'in mavi yasakladı. Mavi'den bahsedilmeyi yasakladı. Tabii gittik, gazeteye gittim hemen falan. İşte şey, Selahattin'in bayağı ben o sahne, çok dramatik bir sahneydi aslında. Çocuk çok kötü durumdaydı. Yani imzasıyla mı çıktı bir daha? İmzayla mı çıktı haber? Yani ama o imzası da çıkmadı ama onun yaptığı bir espri yüzünden gazete kapatılmak, hatta bir takım insanlar belki dava açacak hakkında falan gibi bir durumla karşı karşıya. Ve çok kötü, onun ifadesini alıyordu şey, gazetenin genel yayın yönetmeni. Yani olacak şey değil. Yani bu hakikaten çok kötü bir şeydi. Kötü bir deneyim. Yani şimdi bunu, böyle bir şeyin bu noktaya varabileceğini hiç kimse bilemez. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle. Sonra fakat o açıdan delikten İşte mavi yasaklanınca mavi yerine şey lafı koyuyor. Ya ne kadar şeyiş bakıyor gözlerin. Hayır bugün hava ne kadar şey falan demeye başladık. O zaman işte anayasa oylamasında ne vereceksin? Şey diyor falan. Yani böyle giderek iş çığırından çıktı. İşte baskı da yaratıcılığı arttırıyor. İşte o delik açılmış oldu. Anladın mı? Oradan bir delik açılmış oldu falan. Ama hakikaten ilk yaptığınız zaman böyle bir olayın bu noktaya gidebileceğini bilemezsiniz. Yani o çok fazla tasarlanabilecek şeyler değil. Peki her şeyin düzenli gittiği, nispeten sıkıcı diye bilinen ülkelerde mizanın durumu ne o zaman? Çünkü şimdi bu darbe olmasaydı, bu anayasa oylaması olmasaydı, o maviler falan filan hikayeleri çıkmasaydı siz bütün bunların hiçbirini yapmayacaktınız. Yani ya da işte böyle düzensiz tabela konusunda bir düzeni olsaydı belediyenin ve tek başına bir tane tabela yazmak zorundasın. Yok, o zaman onlar eleştirildi. Onlar eleştirildi. O zaman da o eleştirildi. Tabii tabii, yani var ya o şey tam doğru değil. Yani hakikaten çok düzenli ülke, çok güzel mizahçılar çıkıyor. Çok iyi şeyler çıkıyor. Her şeyin tıkır tıkır yolunda olan yerlerde de. İşte İngiltere'den müthiş mizahçılar çıkıyor, Fransa'dan çıkıyor. Yani mutlaka. Ama İngiltere ya da Fransa'yı böyle hani her şeyin çok tıkır tıkır gittiği yerler olarak benim işte özgür tabii bunu değil, söylediğim zaten öyle bir yer yok zaten. İsveç falan hani aslında ne bileyim Norveç, İrlanda falan hani. Üç kişinin bir araya geldiği her yerde mutlaka bir şey vardır. Yani. Bir de İsveç, Norveç diyorsunuz, suç oranı çok düşük olduğu yerler en iyi polisiyeler de oradan çıkıyor. yani dramalar çıkıyor ama. Eksikliğinden midir nedendir yani? Olmuyor. Olsa olsa nasıl olur acaba diye öyle yazıyorsun. Dramalar çıkıyor ama hani komedi hakikaten ben hiç bilmiyorum. Mesela bir Norveç komedisi var mı? Ya da işte onların karikatüristleri nereleri? Ama İzlanda'da mesela müthiş bir mizah var. Çok soğuk. Norveç'ten bile soğuk bir ülke. Müthiş bir mizah var. Peki yani kendi halkına, yani yerel mizah mı var yoksa mutlaka o yerel mizaha dayanıyor. İlla siyasetçileri eleştirmek gerekiyor. Bu bizim başımıza gelen bir talihsizlik. Yani insanlık durumunu, o toplumun kendi bir takım algılarının anlayışlarını vesaire de eleştirmekten de çok verimli bir mizah alanı olması lazım. Ama bizde tabii biraz, bize nutuk adan adama karşılık vermek şeklinde böyle bir karşılık boks maçına dönmüş durumda. Siyasi mizah zaten sadece siyasileri eleştirmek değil, o da yanlış bir algı. Çünkü siyasi mizah aynı zamanda bireyin eleştirmek, halkı eleştirmektir. Ama zamanda. O zaman da yani milletin siyaseti değerlerine dalga geçiyorsunuz diyorlar. Tabii aslında onunla dalga geçmek lazım. Çok mesela şey mi? Çok basit size geliyor vardır mu eleştiriler? Siz bu milletin değerlerine yabancısınız işte. Ya gelmiyor çünkü yani dediğim gibi bizim hani aslında pek dikkate almıyorlar galiba. Hakikaten bu ortaya çıktı ya. Hakikaten bakanlar seviyor yazdıklarımızı vesaire. Böyle şey ya, iktidar oynuyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Ya bir şey var hani en basitinden ne de toplumsal hani şeyde mizah dediğiniz şeyde ya da eleştiri dediğiniz şeyde illa hani iktidarı eleştirmek gerekmiyor falan ya hani aslında yani. Sadece iktidarı eleştirip de yaptığınız şeyin ya da söylediğiniz şeyin bir geçerliliği de olmuyor hani o da hani bir şekilde çok ne diyeyim kutuplaşmış ya da hani tetikçi gibi bir şey oluyorsunuz, tamam mı? Hani ya da tek bir kendine de bir misyon belirlemişsiniz. Daha iktidar bir şey söylese de, hadi iktidar bir şey yapsa da onunla hadi ben dalga geçsem falan filan. Bunun da hiçbir anlamı ama yok. Ama kolay da olmuyor mu? Ne? Bir yandan ya, da kolaylığı işte, da var kolay, ya. Yani bir yandan kolay ama onu üç kere yaptığınızda dördüncü de artık ne söylediğinizin çok da bir önemi yoktur. Hani bu nasıl olsa bunu yapıyor. Yani, yani o onu yapacak. Sen de onun karşısında böyle bir misyonun var. Sen de bunu yapacaksın falan filan. Hani o aslında bir şeyin, bir çarkın parçası haline geliyorsun. Yani
bir yandan da çok da sıkıcı bir şey. Hani evet, ben onu köşe yazarında fark ettim. Bir ara çünkü şeyi fark ettim. Erdoğan bunu dedi, aman ne kadar kötü dedi diye yazılar yazıyorum aslında özet olarak. Evet, yani. Bir süre üst üste böyle yazılar çok artınca ben de sıkıldım ve başka bir şeyler yazmaya başladım. Aynen öyle yani. Hiçbir bir noktadan sonra yaptığın şeyler sen de sıkılıyorsun. Ama şey tuzağına kapılmaktır. Yani onun mutlaka bir alıcısı var. Ama hani o yaptığında mutlaka bak ne güzel şey yapmış, ne güzel geçirmiş, bilmem ne yapmış falan filan diye alkışlayacak da bir sürü insan olacak. O anlayana ekolü değil mi? Yani yazıyı koyup anlayana yazıyor. O tuzağa da düşmemek gerekiyor yani. Biz mesela hani kendimizi çok bu şeyle meydan okumayla karşı karşıya buluyoruz. Hani ben yapmıyorum. Hani bugün de bunun hiç girmeyelim. Tamamen apayrı bir şeyden, kafamıza göre bir şeyden bahsedelim. Erdoğan ve... deyişiyle kendinizi çek ediyorsunuz yani. Nasıl? Arada kendinizi çek ediyorsunuz kendimi... Erdoğan deyişiyle. Ya yani yapmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Çünkü hakikaten o bir kısır döngüye giriyorsun. Tamam. Yani çok kendi kendine sıkıcılaşıyorsun. Yeter artık siyasetinin de falan filan noktasına geliyorsun. O yüzden bir o çarkın dışına çıkmayı başarmak da bir şey gerekiyor. Aslında şöyle bir şey var. Yani politikanın sadece politikacılarla sınırlı olduğuna bakan anlayış apolitik bir anlayış. Doğru. Yani bu politikayı yani halkı apolitikleştiren anlayış, politikacı politikacılar yapan anlayış. Bir müsamere varmış da bir adamlar gidip geliyormuş gibi onun arkasındaki yani toplumsal ilişkilerden bahsediyor. Yani eğer sadece politikayla politikacıları eleştirmekle sınırlı bir mizah yapıyorsanız o zaman apolitik bir şey yapıyorsun. Yani politik bir şey yapmıyorsunuz demektir. Yani o hakikaten öyle. Yani sadece bununla sınırlıysa demek istiyorum. Yani demin dediğin gibi sen işte birisi bir demeç veriyor, sen de onun kontrolünü söylüyorsun, o bilmem ne falan. Bu giderek apolitikleşen bir şey. Fakat gazete okuyucularında şöyle bir şey var. Benim yıllar içinde anladığım, böyle birazcık daha dozajı yükseltmesini istiyor. Hep sen bir dozajda bir şey yaptığın zaman birazcık daha yüksek, birazcık daha... Bazı böyle çok uzun vadeli bakmayan insanlar hayata, ben öyle düşünüyorum maalesef. Yani onlar okuyuculardan gelen bu olumlu tepkileri, ya bak çok seviyor, ben bu tarz yazayım diye. Oradan yazmaya bak, oradan giriyorlar. Bu defa seyirci, okuyucu onları yönlendirmeye başlıyor. Düzey artıyor. Sonra öyle bir noktadan sonra şey oluyor ki, bırakıyor ki seyirci onları. Çok kötü bir şey oluyor bu. O zaman yani okuyucu ya da seyirci o mizah yapanı ya da yazı tüketiyor. Tüketiyor aslında. Evet, tüketiyor. Aynen öyle. Tüketiyor, o yüzden kişinin kendisiyle ilgili bir şey o. Yani kişinin kendisini geliştirecek şekilde, yani ister köşe yazarı olsun, ister bir çizgi olsun, ister ne bileyim bir internette yaptığı espri olsun, kişinin kendisini geliştirecek şekilde onu yapması gerekir. Yani yoksa gelen tepkilere göre yapmaya çalıştığınız zaman bu hakikaten çok sonu hüsran olan bir şey. Sonu hüsran yani. Gerçekten çok var bunun örnekleri, isim vermek istemiyorum. Yani böyle giderek dozajını yükseltip kendi halk kahramanı olmaya başlamışken birdenbire kimsenin okumadığı bir insan haline geldi. Ha yani bir de birazcık da kendini rezil eden köşe yazarları oldu yani. Doğru. Çok kötü oldu. Mizahta da herhalde bunun benzer örnekleri vardır. Var yani, mutlaka var. Biraz hatta bazen şey gerekiyor. Direkt yani gerekiyor derken illa bunu yapmak için bir şey yapın anlamında değil de bazen de ya hiç umurlarında olmayacak ya da umurlarında olmayacağını bildiğiniz ya da hakikaten belki bazen kızdıracağını bildiğiniz falan böyle şeyler yani onlarla o nasıl diyeyim, bir aşk nefret ilişkisi gibi bir durum çok daha sağlıklı bence. Hani bazen hiç sallamıyormuş gibi görünmek yani şey o talebi, bazen o talebin tam tersi yönde bu sinirlenebilecekleri bir şeyler yapmak, yapabilme şeyini, cesaretini göstermek aslında çok daha sağlıklı bir iletişim yolu oluyor bence şeyle. Biraz da o zaman okuyucu kitleyle oynuyorsun. Gibi. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Evet, oynama anlamında yani, değil de. Onun nabzını test ediyorsun. Ya daha doğrusu şey yani hani sadece o talebe göre hareket etmemek, tamam mı? Hani yani ben de bugün hayır bunu yapacağım. Peki şunu yapıyor musun? Komik geliyor ve bunu yapacağız abi. Şunu yani yapıyor musunuz? Yani bir şeyin çok tepki alacağını bilerek hani belki biraz hınzırlıktan, belki de insanların da sınırlarını zorlamak için aslında çok da yapıp yapmayacağınız konusunda emin olmadığınız bazı sert şeyleri de yazdınız, yok, oluyor mu? Sadece şöyle şey yapmadım. Yani şey oldu hani yani yapalım da kıssınlar gibi bir motivasyonla hiçbir zaman hiçbir şey yapmadık. Ama öyle bir şey ama denemeye... bazen şey oluyor hani biz bunu yapacağız ama ya 10 dakika sonra kıyamet kopacak, hani şeyler yağmaya başlayacak. Kopuyor diye. Kopuyor genelde. Çok şaşmaz o yani. Bazen de beklemediğimiz yerde kopuyor. Lan buna niye kızdılar ki diye şey yaptığımız da oluyor.
Ama ben bunu çok şey hoş buluyorum, sağlıklı buluyorum. Tamam, yani. Baksanıza yani yoğurt fabrikasından şey geliyor, tabelacılar sinirleniyor vesaire. Yani bu da yeni bir değil tabii canım bu yani. Yeni bir versiyonuyla ve daha evet bir yani biz kendi bir yandan da hani bu sosyal medya direkt hani okuyucudan tepki alma şeyi var ya yani evet, aynı çok anda hızlı tabii. Çok hızlı yazıyorsun hemen. Ama bazen anlamama da oluyor. Benim birkaç kez başıma geldi. İşte kendi kendime ironik bir şey yazmaya çalışmışım. Ondan sonra çoğunluk anlamış ama birkaç kişi ısrarla ironik değil ciddi yazdığımı zannedip beni eleştirmeye başlıyor. Zaten ironinin şeyi o. Aynen öyle. Güzelliği orada. Anlamamak var, istediğin gibi anlamak var. Ben onu mesela radyoda çok sık kullanırım. Bir şey konuşuyorum yani 3,5-4 dakikadır bir şey anlatıyorum. Sen 2,5. dakikada açmışsın ve o dakika itibariyle dinleyip de fikir sahibi olarak ve büyük öfke duyarak beni arama şansına sahip değilsin. Önce bir konuyu anla. Neden böyle konuşuyorum anla. Azarlıyor muydun böyle telefonla gelenler? Bunu demişliğim var. Bu azar. Önce baştan bir dinle. Hayır bu azar değil ama şu cümleyi çok sık kurduğumu bilirim. Yani hani benim söylediğimi canınızın istediği gibi algılama lüksüne sahip değilsiniz. Kusura bakmayın. Çünkü öyle demiyorum. Ya bu olumlu anlamda olumlu derken şey tam tersi yönde de oluyor mesela. Hani tamamen hani saçma böyle sadece komik geldiği için bir şey söylemiştim. Ya da ilginç geldiği için bir şey söylemiştim tamam. Ya da hiçbir anlamı yok. Altı dolu bir mesajı yok bilmem ne yok falan filan. Bir şekilde de bunu öfkelenen insanlar olmuş hani orada. Hani zaman zaman bizim başımıza geliyor. Belli bir şeyi aşmışız. Ondan sonra hemen oradan birileri de çıkıyor böyle. Ya hayır aslında orada şöyle demek istediler falan. Hayır ya. Biz de orada öğreniyoruz aslında ne demek istediğimizi falan. Altını senin için dolduran insanlar da var söylediğiniz. Yani, sizi savunuyor ama aslında sizin söylemediğiniz bir şeyden. Evet yani hani bir fazla okuma yaparak böyle hani. Böyle yapmışlar aslında oradan şeye yapıyorlar. Şu şekilde düşünüyor musunuz? Fena da söylememiş fena aslında de. Güzelmiş bu deyip onu kabul ettiğiniz oluyor tabii mu? Tabii canım. Evet, ama toplumla kurduğu ilişki şey yani yaptığınız işin toplumla kurulduğu ilişkiye yapan evet, kişi hükmedemez. Yani hükmedemez, hükmetmemeli. Programın başına söylediniz o galiba sürprizli bir ilişki. Tabii hükmetmemeli. Zaten hatta ben kendi açımdan söyleyeyim sizi şey çizmesinizden değil. Yani ben bazı yaptığım şeyleri tepkilerden ya anladım öğrendim yani. Anlatabildim mi? Öğreniyor da bazen insan. O kadar da şey değil. Yani siz bir şey yapıyorsunuz. Öyle garip tepkiler geliyor ki o garip tepkilerin içinde size birçok şey de öğretiyor insanlar. Yani o öyle bir yanı da var o tepkilerin. O kadar da şey değil. Yani çok tek taraflı tamamen değil yani. Yani şey değil. Zaten gelişme o karşılıklı şeyle oluyor falan. Fakat şey yapmıştık bir keresinde onu hatırladım şimdi. Malta Adası'nda böyle dünyanın değişik ülkelerinden politik karikatür çizen insanlar toplanmıştık. Böyle kapalı bir toplantı yapmıştık. Yani Malta'da. Başınıza ne geldi şimdiye Malta'da kadar? Malta'da toplandınız ya. Çok karanlık bir şey. Malta sürgünleri. falan. Ve Malta aslında enteresan bir yer. Çünkü çok uluslararası bir yer. Yani. Büyük adada hallice değil mi? Büyük evet. Yani çok küçük de bir falan. Yer. Ve orada işte ne bileyim Amerikan Karikatürler Derneği Başkanı Carl vardı mesela. O ekonomistin kapaklarını falan yapar. Ya da işte bu Batman'e çizeri, bu Joker çizeri, aynı zamanda karikatüristtir o. Jerry, yani o gelmişti falan. Ya da İran'dan ve Suriye'den karikatürcüler geldi falan. Yani politik karikatürde ne tür problemler yaşıyor insanlar? Yani bunu bir yerde yayınlamak için değil de aslında kendi aramızda tamamen kendi aramızda böyle 3-4 günlük süren bir şey yaptık. Bayağı da organizasyon uzun sürmüştü bunu falan. Mesela çok ilginç gelmişti bana. İran Suriyeli bir karikatür. O zaman Hafız Esat vardı. Suriyeli karikatürcüyle konuşurken ya dedim sizin ülkenizde böyle hiç hapse girer mi karikatürcüler falan? Yok dedi hiç girmez dedi. Peki dedim yani yazarlar hiç dedi hiç öyle bir şey olmaz bizde dedi. Biz hiç içeri gibi o iyi de bir karikatürcü yani öyle şey palavradan birisi dedi. Niye dedim yani biz o karikatürü yayınlatamayız ki zaten. Nasıl? sistem çözülmüş zaten. Çok bir tane Filistinli karikatürcü enteresan bir şey anlatmıştı. O bir karikatür çizmiş Türkiye'nin İsrail politikasını eleştirmek için. Ve gazetenin editörüne vermiş. 90'larda muhtemelen. Evet, yani böyle İsrail'e çok yakın Türkiye ve Filistin'de onu eleştiriyor. Bir Türkiye tankı Türk tankı yapmış. Türk askeri var üzerinde. Türk bayrağı var yanında. Ve fakat bir Davut yıldızı var. Başında da namlı o yıldızdan çıkıyor yani. Yahudileri simgeleyen yıldız var. Oradan çıkıyor falan. Editör demiş ki ya biz bu karikatürü yayınlarsak şimdi Türkiye ile olan ilişkiler ne olur acaba falan demiş. Ama demiş ben demiş bir çözüm bulacağım falan. Karikatürü Türk Büyükelçiliğine fakslamış.
falan. Türk Büyükelçisi bakmış ya demiş, tabii biz şimdi karikatürcünün özgürlüğüne karışmak istemeyiz ama yani bu Davut Yıldızı'nı buradan çıkartmak lazım. Çünkü Türk tankında böyle bir İsrail olmaz. Değil mi? Bir de bu Türk bayrağı da fazla, bunu da kaldırırsanız iyi olur. Ha, onları silmişler. Durduk yere tank var o zaman. Bir tank var, tankın karşısında duran bir tane adam. Fakat şey de ilginç yani demek ki otoriteyle ilgili böyle bir sorunları var ki aslında sana tesir edemeyecek bir otorite olan, fazla edemeyecek yani. Kendi ülkenin ya da işte Filistin Kurtuluş Örgütü'ne de gidip sormuyor. Şeye soruyor, Türkiye Büyükelçiliği bir Filistinli olarak soruyor. Tabii tabii yani ya bu aslında... Demek ki edinilmiş, içselleştirilmiş bir durum. Mesela Libya'dan bir çocuk vardı, çok enteresan. Yani şeyi fark ediyor, aslında böyle insanlar bir şekilde hapse falan giriyorlar. Bu aslında demokratik bir toplumun bir özelliği. Öbüründe zaten sahaya çıkamıyor. Öbüründe zaten hapse bile giremiyorsun yani, öyle bir şey bırak. Sen... Ya yarı demokraside yaşamımız buradan ortaya çıkıyor. Yani biraz demokrasi. Gerçek demokrasilerde yayınlıyorsun, hapse girmiyorsun. Evet. Hiç demokrasi yoksa yayınlayamadığın için gene hapse giriyorsun. Öyle ortaklığın oluyor. Bizim gibi yarı demokrasiler ne öldürüyor ne öldürüyor. Ne yayınlatıyorsun ne hapse giriyorsun. Çok güzel. O hakikaten şey, ilginç bir şey. Yani Doğu toplumlarının bizim gibi toplumlardaki bu kadar arada kalmıştık. Ama bu özelliği galiba şey toplumda. Ne coğrafya ya. Robin'e şeyi özlüyor musun, radyoyu? Özlüyorum tabii. Özlüyorum tabii. Konuşmayı seviyorum çünkü ben. Yani bir de orada hani etrafımdaki insanlarla da konuşuyorum ama o farklı bir disiplin. Çok diri tutuyor insanı. Bir de radyo çok güzel bir şey ya. Yani bilmiyorum, hiç ömrünüzde yaptınız mı radyo programı ama hakikaten çok çok keyifli bir şey. Orada o kadar özgürsün ki. Ve öldü bitti diyorlar. Hiç ölüp bitmiyor. Ya yok canım, ölür mü radyo? Yani televizyon abi çıktı, radyo gidecek dedi. Ya öyle yok, saçma sapan aforizmalar. Bir tane hatta ansiklopedisini bile yaptılar onun. Dünya kadar işte televizyon çıktığında da aynı şeyi söylediler. İşte telefona da aynı şeyi söylediler. Sinema bitecek dediler değil mi? Sinema bitecek dediler. Ha yani. Hep öyle heyecanlı bir güruh ortaya çıkıyor bir şey. Yeni bir şey ortaya çıktığında. Şu bitecek diye. Şu bitecek diye. Bitsin istiyorlar onlar. Ne istiyorlar? Her şeye böyle bir devrim şeyi yüklüyorlar. Tiyatro bitecek diyorlar. Radyo keşke hakikaten bizim 90'larda yaptığımız gibi yapabilsek radyoyu. O kadar keyifli bir şey ki yani. İnternet radyoyu çok geliştirdi bir kere. Çok radyo dinleyenler internet. Tabii oradan da çok. İnternet radyosu da kolay yapılabilecek bir şey değil mi? Yani tabii herkes kendi bilgisayarından yani işte kafede otururken bile gayet rahat yayın yapabilir. Böyle 300-400 kişilik şeyleri olan radyolar var. İnternet üzerinden yayın yapan. Aynen öyle. Ama tabii hani ulusal bir radyoda bir yani şey söylüyorum. Gene de arabayla giderken bulamadığın zaman sorun çıkıyor değil mi? Yani yayılamıyorsun yeterince. Evet aynen öyle. Ama şimdi bakıyorsun işte bütün FM bandını gez, hepsinde sadece müzik 30 saniye konuşuluyor. Yani bir ya da iki tane en fazla programcı var ki bir şeyler söylüyor. Çok konuşulurdu radyolarda. Yani çok konuşulmasından yana değilim. Çünkü insanların bir dinleme algısı da var. Yani bunlar teknik olarak ispatlanmış da şeyler. Şimdi ben alayım 8-9 dakika konuşayım. Hayır yani adam 1,5 dakika sonra bitiyor zaten onun ilgisi ve algısı. O kadar da değildir ya, 1,5 dakika da çok kısa. Yani 1,5-2 dakika radyodan söz ediyoruz. Yani görüntülü olmayan bir şeyden söz ediyoruz. Yoksa mahvolduk bu programda yani. 90 dakika maç anlatıyorlar ya radyoda. Ama o maç ayrı bir afyon abi. Yani başka bir yerden beyin stimülü oluyor ama. Orada. Onun eline su dökemeyiz. Bir de onun imgesi bambaşka bir şey. Herkesin gözünde futbol maçı. Bir de gözünde canlandırıyor. Değil mi radyodaki tabii canım şey? Yani o sahayı görüyor, o şutu görüyor, ortayı aynen görüyor. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bir şeyi 1,5-2 dakikada da anlatabilirsin bütün özüyle. Bunun için 9 dakikaya ihtiyaç yok. Ama tabii hiçbir şey söyleyemediğin için artık ne yapacağız abi? Yani magazin gazetesinin baş sayfasını mı anlatacağız? Yani o kadar, hakikaten o kadar etliye sütlüye dokunmadan devam et diyorlar. İşte bir ya da iki kişi var konuşabilen. Öyle devam ediyor ama herhalde böyle gitmez gibi mi geliyor yani? Çok ilginç bir an değil mi? Yani genel olarak şikayet ettiğimiz şey bu. Yani hakikaten de sermaye yapısı falan da çok değiştiği için hep sorunluydu da medyada. Ama evet, şu anda iyice artık kör gözün parmağında bir durum var. İnsanların bir şey konuşabilecekleri, bir şey söyleyebilecekleri yerler çok azaldı. Tabii canım. Hakikaten çok azaldı. Diyorum sana, genel müdür kapımda bekliyordu ya stüdyoya girdiğim koca anda. Koca genel müdür de işi gücü bırakmış. Kapımda işte beklemiş. Bu da bir kuvvettir ama iyidir yani. Olacak iş mi abi? Koca değilmiş. Tabii bir şey koca söyleyeceğim ayrıca. Para veriyorsun bunun için bana, bir şey söyleyeyim diye. Ama işte. Ya biraz da şey hakikaten iktidarın çoğunlukla hani %10'u iktidarın direkt
olarak diyeyim, hani müdahalesi ise %90'ı Bekçi Murtaza efekti diyorsun. Aynen öyle, Bekçi Murtaza efekti ve işte otosansür şeyi mekanizması. Ama aman bir açımıza bir şey gelmiş. Hani, gölgesinden korkan insanlar. Ben de bir müdahale aldım. Haberi bile olmuyor falan. Ben de bir müdahale aldım ama içerikle alakası yok, bir ara vermemiz gerekiyormuş. ufak bir aradan sonra görüşmek üzere. Anladık diye şey.